Sorduklarında çoğumuz kilomuza dikkat ettiğimizi iddia ediyoruz ama yapılan son araştırma tersini söylüyor. Baklavalar, börekler, sarmalar derken... Yeter artık ya. Vallahi yeter artık ya diye. Ben sabah hala geberemedim diye o yataktan kalktığımı biliyorum. Bir bedenin içerisindesin. Seni bir kafese hapsetmişler. Ama ruhun bu bedene ait değil. Hep bir gayret içinde oldum. Ama bünyem ya da metabolizma direnmeye başladığı noktada kaybettim. Bütün hayatım kilo sarmadığıyla iç içe geçti. Uzun bir süre aslında profesyonel bir yardım almadan. Hayattan hiçbir zaman kopmadım ama çok zorlandım. Gerçekten çok zorlandım. Sağlıksız beslenme tercihleri obeziteye neden olur. Karbonhidrat ve şekerin fazla tüketimi sağlığımızı olumsuz etkiler, ciddi hastalıklara yol açabilir. Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme birçok sağlık sorununu da beraberinde getirir. Obezite kaderiniz değil, tercihlerinizdir. Süper aktif bir insanım. Yani böyle hop diyeyim, hop diyeyim, zıp diyeyim. Yani cıvıl cıvıl bir insanım. Ama bu bedenim o hayatı yaşamama hep engeldi. Ben sanatçıyım her şeyden. Önce tekrar da sahnede olmak istiyorum. Görsele dayalı bir iş yapıyorum. Sahneye çıkamamaya başladım. Diğer taraftan müzik öğretmeniyim. Öğrencilerime örnek olmam lazım. Örnek teşkil etmediğimi düşünmeye başladım. Sağlıksız yaşayan, işte kendi bedenine bile sahip olamayan. Ya basiretsiz bir insan olmak istemedim. Güçlü bir karakterim var ama o güçlü karakter o şişman bedenin içinde hapsolmuştu. Aşağı yukarı 10 yaşındayken 100 kiloya ulaşan bir kilo. Okul hayatı boyunca dalga geçilen oldum. 12 yaşındaydım. 110 kilo ile İsviçre'de zayıflama kliniğine ilk gittiğim zaman. Yerde senin direncin bir ay, iki ay, üç ay dayanıyor ama bir yerden sonra direncin kuruyor. İnsanlar o yüzden verdikleri kiloyu geri alıyorlar. Direnç bir yere kadar kendini kasabilirsin. Bir yerden sonra o kası rahat bırakman gerekiyor. Rahat bıraktın, biliyorsun. Bu savaştaki irademi korumak ve devam ettirmekle ilgili bir sorunum var. Bunu mental olarak çözelim. Ben sürekli diyetisyene gidiyordum. Hiç psikoloğa gitmedim. Kadın 2 saat benimle konuştu. Ne zaman yiyorsun, çocukluğuna döndün, ne kadar yiyorsun, o, bu, şu. O zaman bir yerde ışık yandı. Ben de kendimi dinlemiyormuşum. Kilo verme sürecinde kalori hesabı yok. Onun yarısını yedim, yok. Bunun işte tamamını yedim, yok. Yok yani, bunların hiçbirisi yok. Ben size ne istiyorsanız yiyebilirsiniz demiyorum. Tabii ki yani oturup da bir koca pastayı yemekten bahsetmiyorum. Bir işte hani meşhur İskender'imizi yemekten bahsetmiyorum. Ama bunun karşılığı bir kibrit kutusu kadar peynir, işte günlük alman gereken 1300 kalori değil. İşte günde 6 öğün yemelisin, günde 2 öğün yemelisin. Herkese flash bir şey çıkartıyor. Oysa kimse insanlara şunu söylemiyor. Doyana kadar yiyin, acıktığınızda yiyin. Mekanik ayarlara geri dönmek gerekiyor. Ben ne kadarla doyuyorum, ne zaman acıkıyorum. Ama bu acıktığınız zamanlarda da doğru şeyleri yemek tabii ki. Şekere yüklenirseniz tabii ki daha çok yiyeceksiniz. Ekmeğimizi mesela tercih etmeye çalıştım. Burası geniş bakın, piramidin. Evet. Et grubu yiyecek tabii ki her gün tüketmeniz gerek. En az günde 5 porsiyon meyve yemesini öneririm. Mucizevi bir besin yoktur bizim için aslında. Yetin kesinlikle kişiye özel olması gerekir. Bana uygun mu, sana uygun mu? Demode bir şey. Biyoloji olarak birbirimizin aynısıyız. Ben şimdi kendimi özgür bırakmak isterken niye kalori hesabıyla kendimi sıkıntıya sokuyorum? Bunlar zaten benim beynimi sıkan düşünceler, benim beynimi kısıtlayan düşünceler. Bunların hepsinden arınmamız gerekiyor. Tabii şimdi kendime birçok şey diyebilirim. Niye o kadar yağlı yiyecekler tercih ettin, niye o kadar büyük porsiyonlar yedin diye. Eski benim pek anlayabileceğini düşünmüyorum çünkü bir hasar yapmışım beynime. Raw food yok, çiğ sebze diyeti, protein diyeti ama bunlar tamamen satışa yönelik. İşe yarasaydı zaten bu kadar hızlı dünyada obezite yükselmezdi. Günaydın Türk. Kağıt kalem elinize. Bekleyin. Çek çek. Oturmak yok. Halaylar geliyor.
Hazreti Peygamber'in yaptığını yaparsa hem mide problemimiz olmaz. Limonlu su sindirim sistemi başlatır. Sirke, ağzını sirke. Nar ekşisi. Sadece bir kase yoğurt. Bakın peynirimiz ne kadar. Ama onu zor bir görev bekliyordu. Ama çiğnenip yutulacak bir şey yemeyin. Aşkım işte. Yettim Allah'ım sana. İşte nasıl? 4 kere 5 kere diyet denemiş ve hepsinde gerisin geriye kilo almış. Artık 6. diyetine aday olan birinde de bir diyetisyenin onun da kendi sınırını bilmesi gerekiyor. Çünkü sağ kalım avantajı yaratan, hayatı uzatan bir şansı o hastanın elinden istemeden alıyor durumuna düşebilirler. Diyetisyenin reçete yazma yetkisi olmadığı halde muayenehaneler açmaya, danışmanlık şirketi gibi hizmet vermeye başladığını ve toplumun parasını haksız yere aldıklarını görüyor. Diyetisyen, diyet veren, zayıflatan anlamında değil, bilime kargaşası, hiyerarşiyi bozmuş anarşi ortaya çıkarmıştır. Mineral değiştirildiğini, Ramazan'da uzun detoks yapıyorum biliyorsun. Kadar da stres, beyaz şeker dediğimiz. Oturduğunuz yerden para kazanmanız. 2016 yılında endokrinoloğa gitti. Ameliyat olmanız lazım. Yok ben diyetle vereceğim. 25 kilo kadar verdim. Daha sonra tekrar aldım. İlk geldiğim kilonun da 10 kilo üzerine çıktım. O zaman dedim ki haklıymış endokrinoloğum. Bu iş ancak ameliyatla çözülebilir. Bunu denemem lazım. İşte görüyoruz. Mide ameliyatları yapılıyor. Kesiliyor, biçiliyor, doğranıyor. Vücutlar böyle pörsüyor, böyle bu kadar çekiliyor. Ruh tablosu tamamen çöküyor. Yemek istiyor. Yediği zaman sancılanıyor. O dikişler patlıyor. Kaybediyoruz o hastayı. %30'unu kaybediyoruz. Neden? Kendini çok şişman hissediyor. Mide ameliyatı olmayı kafaya koydu. Genç kızın sonu oldu. Zayıflamak uğruna, zayıflama hayaliyle. Zayıflamak için girdiği ameliyattan. Obezite ameliyatları sağ kalım avantajı yaratan ameliyatlar ve gösterilmiş olan şu ki obezite cerrahisi ortalama 13 yıl kadar ömrü uzatıyor. Bunu da bazı kanserlere yakalanmayı engelleyerek ve başta da damar sertliğini engelleyerek ve hipertansiyonu düzelterek, tip 2 şekeri düzelterek, uyku apnesini düzelterek yapıyor. Bu kesin. Gene de bir algı problemi var. Obezite ameliyatları sağ kalımı arttırdı, ömrü uzattı şeklinde pek yorumlanmıyor da sanki estetik kaygılarla yapılmış işlerle karıştırılıyor. 40 yılda bir bile olsa ne zaman bir hasta kaybedilse, herhangi bir merkezde bir ölüm olsa hemen gazete haberi oluyor. İşte şişmandı, zayıflamak için ameliyat oldu, öldü gibilerinden yorumlar gösteriliyor. Bunlar tamamen yanlış. Allah mideyi yaratmış, mide boşuna değil. Öncelikle midene ölçü denge getir. Yani az yemeye çalış. Merhaba, buyurun. Obezite ameliyatı için aramıştım sizi. Hemen ameliyat olabiliyorum o zaman. Tabii ki. Fiyat falan bilgisi verme imkanınız. Bizi de ücretsiz 500 TL oturuyor. Doğru yeri bulmaya çalışıyorum. Aldığımız teknoloji son teknoloji. Fiyat araştırması. Fiyat da çok önemli. Hocam bulan kişi de çok önemli. Hocadan yaptı profesör. Operasyon sayımız fazla. En doğru adresi. Profesör doktor kendisi. Öyle çok uçuk fiyatlarımız yok. 15-18. SGK geçerli değil dersem değil mi? En son ameliyat olduğum kilom 246 kilo. 246'ya gelene kadar obezitenin çeşitli basamaklarından geçiyorsunuz zaten. Obez var, morbid obez var, süper obez var, süper obez var. Hafif kilolu, salt estetik kaygıyla bu ameliyatı talep eden, yandaş hastalığı bulunmayan, vücut kitle endeksi 28-29 gibi insanlarda bu iş yapılmıyor. En az 2 kez, en az 6'şar ay diyeti denemiş, başarısız olmuş olmaları lazım. Diyetlerle kilo vermemek imkansız. 20-30 hatta 40 kilo bile verebiliyor. Fakat genellikle bunu tutamıyorlar ve gerisin geriye bu kiloları geri alabiliyorlar. Kiloları verirsen zayıflama ameliyatın için onay verir. Tek istediğim yer. Birazcık yersen bir şey olmaz. Tek düşündüğümüz şey yemek. Tüm sıkıntılarımı unutturuyor. Mutlak başarısızlık. Öyle ciddi karbon kargaşaları oldu ki bazı diyetisyenlerimiz 180 kilo olan hastaları tahmin etmeye çalışıyor. Bazı cerrahlarımız da 15 kilo fazlası olanları ameliyat etmeye çalışıyor. Bu paradoksu anlamak mümkün değil. 2,5 milyon ameliyat bekleyen hasta. Biz bunları bırakıyoruz. 15 kilo fazlası olan en de ameliyat reklam yapmaya çalışıyoruz. Otoyol kenarında reklamlar gördüm. Hastane kapısında afiş gördüm. Blokla uğraşmayın, ameliyat olun diye. Aynı hastanede bu ameliyatı yapan doktoru televizyonda obezite ameliyatları ne zaman yapılmalıdır konusunda konuk olarak gördüm. Sen tam ameliyatlık hastasın. Biz seni gel bir güzel ameliyat edelim. Adamın ağzından çıkan ilk kelime buydu ya. Ben yangından kaçar gibi kaçtım ki bu da bilinen birileriydi bir zamanlar. YouTube'dan video seyredip ameliyat yapan doktor duydum ben ya. Siz ne diyorsunuz ya? Hadi.
obezite cerrahisinin günümüzdeki şeklini almasındaki çok etkin rolü olan çalışmadan bahsetmek gerekir. İsveç şişmanlık çalışması. 1980'lerin başında başladı. 1000 tane morbid obezi ameliyat ettiler. 1000 tane morbid obezi de davranış terapileri, diyet uygulamaları ve egzersizle İsveç'te tedavi altına alıp şu ana kadar izlediler. Henüz ilkel ameliyatlar olmalarına rağmen ameliyat olan insanların olmayanlara göre ortalama 13 yıl daha fazla yaşadığı kanıtlandı. Şey yaptım, bulamadım çaresini. Editemedim. Bu ameliyatı 25 sene önce olmuş bir kişi yok etrafında. 30 yaşında ameliyat olan bir insanın 65 yaşındaki şikayetleri ne olacak bilmiyoruz. Ameliyat olmadan önce diğer seçenekleri tüketmiş olmak gerekiyor. Ameliyat işin son durağı, ondan ötesi yok. Bir kere bunu kabul etmek gerekiyor. Bir sürü şeyden de vazgeçmek durumundasın. Ne bileyim işte gazlı içecekler, hani şampanya mampanya demek istemiyorum ama maden suyu içmeyeceksiniz hayatınızın bundan sonraki döneminde. Tam 6 yıl düşündüm ameliyat olmakla ilgili. Yani sanmayın ameliyat oldum ve mücadelesiz bir şekilde zayıfladım. Hayır, ben ameliyat olmuştu. Ertesi gün incecik bir bedene sahip olacağım. Yok öyle bir dünya. Yapılan her türlü işlemin geri kilo alma riski var. Hatta %5'i ameliyattan 10-15 yıl sonra tekrar ameliyat olacak düzeye geliyorlar. Ama burada iyi haber %90-95'i gelmiyor. Halbuki diyetlerde gerisin geriye kilo alıp tekrar obez olma olasılığınız neredeyse %95. Kesmeyle, biçmeyle asla çözüm olmaz. Yeme içmeyi kısmakla asla çözüm olmaz. Zayıflatmazsınız, yıpratırsınız, yıldırırsınız, psikoza sokarsınız. Bunun psikolojik boyutu var. Bir kere psikolojik destek almadan hiçbir tedavi yöntemi başarıya ulaşamaz. Önce burada çözeceksiniz, ondan sonra o kilo kaybı gelecek. Ameliyat sonrası özellikle beyinle de bir mücadele var. Ameliyat oluyoruz ama sonuçta mideye bir format atıyoruz. Beyni değiştirmiyoruz. Beyin aynı o eski şeyleri, eski yeme alışkanlığını istiyor. Zor bir süreç. Yediğiniz yemek miktarı ameliyat sonrasında giderek azalıyor. Bir kaşık çorba doymuş hissettiriyor. Hayatınız boyunca 2/3 alınmış bir mideye zarar vermeyecek ölçekte beslenen bu yaşam biçimini sürdürmeye devam edeceksiniz. Ben kendimi orada görmek istemedim. Ameliyat olmak istemedim. Benim şu anda 2 midem var. Biri eski kocaman olan midem, diğer midem küçücük. Bir beyzbol topu büyüklüğünde olan bir mide. O mideye yemek giriyor. Ben duodenal switch diye bir ameliyat geçirdim. Son durak olabilecek olan bir ameliyat. Bağırsaklar 12 metreden 2 metreye kısaltılıyor. Karaciğerle pankreasın çıkışı kalın bağırsağa bağlanıyor ve mide küçültülüyor. Aslında kısa devre yaptırılıyor. Verme süreçlerinde insanların vücutlarının böyle katlana katlana sarktıklarını görüyorlar. Eğer o mücadeleyi vermezseniz evet, sarkarsınız. Mücadele vermediğiniz her şeyin mutlaka bir bedelini ödersiniz. Bedel ödemektir. Diyet kelimesinin anlamı bedel ödemek zaten. Mühim olan sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzını geliştirebilmek. Bunu yaptığınız zaman kilo kaybı başarıya ulaşır. Bunu yaptığınız zaman obezite hastalığından kurtulabilirsiniz. Neyin bedelini ödüyoruz? Neyin bedelini ödüyoruz ki bunun adına diyet diyoruz? Bu diyet değil, bu kendini geri kazanma. Yani bu kendini geri kazanma davası diyeceğim ben. Bu dava içerisinde de hiçbir şeyin bedelini ödemiyoruz biz. Ödemememiz gerekiyor. Ben abimi kıskanarak kilo almaya başladığımı, geçmişe döndüğümüz noktada bunu keşfedip, aslında ben kendimi affettiğim noktada tartı değişmeye başladı. Hani keşke diyorum ben 17 yaşındayken düşüncelerimde bir şeyler değişmiş olsaydı ben şimdi hiçbir şey kaybetmemiş olacaktım. Çünkü olay midede değil, olay bacaklarımızda, kollarımızda değil. Olay kendi iç dünyamızda, kendi sevmemiz ve kendimize olan güvenimizin az olmasıyla alakalı.
bir irade işi değil. Bu kendine saygı duyma işi. Kalori hesabı yapmadım. Ara öğün saatlerim yok. Besleniyor muyum? Tabii ki besleniyorum. Ama günde 3 sefer sabah öğle akşam yemek yiyeceksin. Yok, hayır, öyle bir şey yapmadım. Ama hiçbir zaman yemiş olmak için yemedim. Mutluluğu yemekte aramadım. İskender evet şu an olsa belki hepimiz gene yeriz ama ben bu İskender'i yedikten sonra neler yapabileceğimi biliyor olmak da benim için mutluluk kaynağı. Ameliyat olalı 10 ay oldu aşağı yukarı. 198 kiloydum. Şu an 134 kiloyum. Şu an 30 yaşındayım. Beni 20 yaşlarıma götürdü. Açıkçası bu kadar kilo vermem. Binemediğiniz bisiklete binebilmeniz insanı mutlu ediyor. Yıllarca binemediğiniz. Yani en çok basitinden bir metroda, bir sandalyeye oturduğunuzda sağınızı solunuzu rahatsız etmemeniz insanı mutlu ediyor. Mesela ben 9 yaşındaki kilomdan daha zayıf bir kilodayım şu anda. En son 9 yaşında buralara gelmişim. Ve şimdi boyu kısa, kolları kısa olmasına rağmen annemin kıyafetlerini giymeye bayılıyorum. Hayatımda yaşamamışım ki ben o hazzı ya. Yani hiç umurum değil. Kolu kısa gelmiş. Kısa gelsin arkadaş. Yani ben annemin kıyafetini giyiyorum. Yeni bir hayat. Gerçek anlamda yeni bir hayat. Ben 44 yaşımda yeniden doğdum diyorum. Dışarı çıkarken tarafa gözükmek istemiyordum. Mümkün mersebe özel taşıma araçları. Hem insanları rahatsız edeyim hem de insanlar bana bakmasın gibi. Misafir gelir gözükmek istemezseniz. Ben şimdi öyle bir ortamda bulunmak istiyorsunuz açıkçası. Birazcık da tabii ki insanlar sizi kilolu tanıdığı için kilo verdiğinizin birinci hani kilo verdiğini görsün. Bir şeyler derler hoşuma gider gibi düşünüyorsunuz açıkçası. Yeni Elif'te neler var? Bir kere gardırobunuzu yeni baştan yapıyorsunuz. Bunun zevki bambaşka. Bir kilolu olduğunuz zaman fiziksel olaraktan kadın olabilirsiniz ama gerçekten bir kadın değilsiniz. Kadını hissetmek bambaşka bir olay. İnsanların size ilgi göstermesi, en azından bakışlarındaki o farklılığı anlamak bile size ekstra bir enerji kaynağı veriyor. Ben bu süreç içerisinde yeri geldi, içimdeki kadını çıkartmaya çalıştım. Yürüyüşünüz, bakışınız, savranız, yaydığınız enerji ve bu süreçle beraber, bu ideal bedene ulaşma yolundaki süreçle beraber bunların hepsi bir şekilde ortaya çıkmaya çalışıyor. Bir yerden içeri girdiğim zaman ya evet hani şöyle girebiliyorum yani. Hani o kendi özgüvenimle beraber girebiliyorum. Bakışların size dönmesindeki hazı yaşayabiliyorum. Daha ne isteriz ki?